أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kıymetli kardeşlerim, şu güzel yazıyı Mehmet Emin Kalender İhvanımızın yazısını paylaşmak istedim. Allah-u Teala razı olsun. Gerçekten çok şuur dolu, feraset dolu yazıları var. Topluluklar kısmında paylaştım. Sesli olarak da paylaşmayı istedim. Kıymetli kardeşimiz Cübbeli Ahmet hocamızın şu sözünü paylaşarak yazmış. Cübbeli Ahmet hocamız buyurdu ki, bindirildiğiniz gemiden Pensilvanya'da indirildiğinizde anlayacaksınız demiş. Evet, Allah'ım Celle Celaluhu uyanabilmeye nasip eylesin camia olarak. Amin. Kardeşimiz yazmış ki, bu millet ne çektiyse feraset ehli, kalp gözü açık ehli sünnet alimleri dinlemediği için çekti. Evet, hakikaten öyle yani. Alimleri, hocaları dinlemiyoruz. Yani dinlesek, onlara uysak zarar etmeyiz. Zira alimler tehlikeyi gelmeden sezer, ferasetleriyle bilirler. Ona göre milleti ikaz eder. Tedbirinizi alın der. Cahiller ise tehlikeyi sezmez. Tehlike gelir, yakar, yıkar ortalığı, tarumar eder, giderken fark ederler. Cübbeli Ahmet hocamız aylardır rabıta Mahmud Efendi Hazretlerimize devam ediyor, edecek diyor. Karşı taraf olmaz diyor İsmail Ağa. Rabıta illa da Hasan Efendi'ye yapılabilir der netice. Koskoca cemaat ikiye bölündü. Kardeş kardeşi kıracak seviyeye geldi neredeyse. Karşı taraf hata yaptığını fark ettiyse bile kibirlerinden ve hocaya olan kıskançlık ve hasetlerinden geride adım atamıyorlar. İhvan ise iki arada kalmış, kalpleri paramparça olmuş. Hakikaten de öyle yani. Çok hırpalandı ihvanımız. Çok zor bir mevzu bu. Cübbeli hocamız bu seçimde vatanımızın bekası için şu tarafa oy vermemiz lazım, şu tarafa vermememiz bu şartlarda, şu tarafa vermemiz bu şartlarda caiz değil diyor. En çok tepki linci yine bizim mahallenin Müslümanlarından diyor. Netice kazanamayacaklarını bile bile seçime kendi adaylarıyla girip oyların bölünmesine sebep olup nice vilayetleri, belleleri vatan düşmanı kişilere kaptırıyorlar. Çok doğru. Yani vatan millet mukaddesat diyen insanlar, derdi vatan millet hizmet olan insanlar bir şekilde tek çatı altında toplansalar ne iyi olur. Aksi halde öbürü bir tarafta parti kuruyor, diğeri öbür tarafta parti kuruyor. Ondan sonra oylar parça parça oluyor. İdare hop gidiyor yanlış kişilerin eline. Ondan sonra olan yine bize oluyor. O yüzden çok uyanık hareket etmek lazım kardeşlerim. Cübbeli Ahmet hocamız geçen gün bunu izah etti. Kanalında o yarım saatlik bir video var. Niçin işte Yeni Refah Partisi'ne ya da diğer partilere oy verilmez? Onu izah etmiş. Şimdi bir adam onu dinledikten sonra tutup da daha kafasına göre iş yaparsa ne anlatacaksın ki sen bu millete? Yani öyle bir süreç, öyle bir şey var ki. Şimdi İstanbul seçimleri var. Ekrem İmamoğlu'nu gördük. Hizmetlerini gördük. Ne yaptı? 5 sene çöp oldu gitti. Bak bu kurum Murat Kurum Bey çok güzel vaatleri var. Bak mesela kazansa
Ben inanıyorum ki eksiksiz yapacağına ben şeyim yok yani. Dediğini yapar. O kabiliyet var bunlarda. Allah'ım nasip eylesin. Yani kazanmasını istiyoruz Murat Bey'in. Evet. Nice vilayetleri vatan düşmanı kişilere kaptırıyorlar. Cübbeli hocamıza düşman olan, ellerine geçse bir kaşık suda boğacak olan PKK'yı, DAEŞ'ı, FETÖ'yü, CHP'yi, Şia'yı, ateist, komünist, feminist yapıları ısrarla görmüyor, görmek istemiyorlar. Benim evimden böyle bir alim çıksa, benim soyumdan böyle bir Allah dostu çıksa, sırtımda taşırım, başıma tac ederim. Gönlüne girebilmek için 40 takla atarım. Lakin bugün alnı secdeli Müslümanlar, içlerinden çıkan böyle bir alimi yerden yere vurmakla, türlü hakaret ve iftiralarla yıkmaya çalışıyorlar. Suçu ne? Devletine, vatanına, mukaddesatına sadakatle bağlı olması. Ümmetin derdiyle dertlenmesi. Az ya da çok hangimiz ondan bir şey öğrenmedik ki? Muhakkak öğrenmişsinizdir. Peki, bana bir harf öğretenin, 40 yıl kölesi olurum buyuran Hazreti Ali Efendimizin sözünü nereye koyacağız? Ah Müslümanlar, ah! Tehlikenin farkına vardığınızda umarım dövecek bir diziniz, kavga edecek bir aileniz, elinizde kaybetmediğiniz bir vatanınız kalır umarım. Ah feraset, ah! Sen ne paha biçilemez bir şeymişsin. Nitekim herkeste bulunmuyorsun diye bitirmiş kardeşimiz. Ağzına, diline, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Gerçekten güzel yazmış. Yani Irak gitti, Suriye gitti, Afganistan gitti, Filistin, bak ne oluyor? Niye Mısır öyle gitti? Yani kardeşlerim, Müslümanlar gerçekten çok akıllı, uyanık hareket etmeleri lazım. Yani biz de biliyoruz. Biz de biliyoruz. Eksik var, gedik var, sistem yani fıtrata aykırı. Ne yapalım? Cübbeli Ahmet Hocam dedi işte, zararı en az olan kişiye destek olunmalı diyor. Aksi halde karşı tarafta Kandil kazanıyor, PKK kazanıyor. Cübbeli Ahmet Hocamızın mutlaka kardeşlerim seçimiyle alakalı kendi kanalında paylaştığı bir videosu var. Mutlaka onu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hem de paylaşalım. İnsanların dinlemesine vesile olalım. Yani bu seçimle alakalı, oy kullanmayla alakalı ben paylaşım yaptığım zaman bazı arkadaşlarımız işte şöyle, işte böyle AK Parti'nin, bu idarenin yaptığı yanlışları bize önümüze sürüyorlar. Ya biz de biliyoruz kardeşlerim, eksik, hata, kusur çok var. Ama yani diğer tarafında yaptığı hizmet yok. Onlara yani tamamen idare geçse Allah muhafaza çok büyük zarar görürüz. Geçmişte biz bunları gördük. Dolayısıyla Cübbeli Ahmet hocamızın sohbetine ben tavsiye ediyorum. Linkini veriyorum. Kardeşim ben ne diyeyim sana? Ben bu hocamı dinledim. Bak ne güzel, ince, her detayına göre anlatmış. Bunu dinle. Ondan sonra istediğin yere ver demekten başka çare yok. Yani zorla bir şey olmaz. Herkesin kendi oyu, ama alimlere uyarsak, burada Mehmet Kalender kardeşimizin yazısında olduğu gibi, hata yapmamış oluruz. Yapsak bile en az hatayı yapmış oluruz. Ki bir de sorumlu da olmayız. Yarın bir gün efendim öldük gittik diyelim, Cumhur İttifakı'na oy verdik. Efendim yanlışlar oldu. Yarın Allahu Teala bizi hesaba çektiği zaman, sen niye buraya oy verdiğin dediği zaman, ya Rabbi Cübbeli hocamız vardı ya da bir Allah dostu vardı, böyle böyle karar almışlardı Allah'ım. Ben de bunlara uydum, oyumu verdim dediğimiz zaman elimizde bir savunmamız olur. Ama aksi halde kafamıza göre işte şu şöyle, ben buna vereceğim, bu böyle, buna vereceğim. Ondan sonra parça parça olduk.
idare gitti kötü insanların eline. Türkiye perişan oldu. Allah muhafaza eylesin. Yani akıllı uyanık hareket edelim. Akıllı uyanık hareket edenler Allah'ın dostlarının dediklerine bakar. Ehl-i sünnet alimlerin dediklerine bakar. Cahillerin dediklerine bakmaz. Efendim el ulema uvaratetun enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Bugün Cübbeli Ahmet hocamız yıllardır efendim ehli sünnete, efendim Müslümanlara hizmet etmiş, canını ortaya koymuş. Böyle kıymetli bir hocamızdır. Ne güzel izah etmiş, anlatmış. Dinlediğiniz zaman, kalbinizin sesini dinlediğiniz zaman ne kadar güzel izah etmiş, ne kadar doğru demiş, isabetli demiş. Anlaşılıyor kardeşlerim. Allah-u Teala önümüzdeki seçimleri Müslümanların sevineceği, efendim Kandil'in, PKK'nın, Pensilvanya'nın, kafirlerin üzüleceği, eyvah diyeceği, çatlayacağı bir sonuçla neticelendirsin. Amin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.